Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Vestel Z20 kutusundan çıkıyor. Az önce ofisimize geldi. Gelir gelmez hızlıca kutusundan çıkaracağız. Gördüğünüz gibi büyük bir kutusu var. Neden bu kadar büyük merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Lansmanı özel olarak bu ürün sınırlı sayıda özel bir Bluetooth kulaklıkla beraber geliyor. O yüzden kutusu birazcık büyük. Bu Vestel'in yine Decibel ismini verdiği kulaklığıyla beraber çıkıyor. Hemen kutuyu açalım. Şu anda iç sıfır kutu görüyorsunuz. Üzerinde jelatini var. Hiçbir şekilde daha açmadık. Bizde heyecanın içinde ne var? Bekliyoruz bakalım, bir açalım. Bıçağımızı da şöyle. Şuradan bir küçük bir yarık yapıp. Evet. Kutumuzu açtık. Vestel Venüs kutusundan çıkıyor. Bakalım neler var. Bu arada bu telefon Mobile World Congress'te bu sene Şubat ayının sonunda İspanya'da düzenlenen Mobile World Congress'te tanıtılmıştı. Türk markası Vestel biliyorsunuz. Türkiye'de üretim yapıyor. Kutumuzu şöyle bir açmış olalım. Evet, buralarda da bir bandı varmış. Şu bandı da hemen ben keseyim. Burada da var aynı şekilde. Evet, bandımızı kestik ve kutudan çıkartıyoruz. Evet, az önce de söylediğim gibi kulaklık hediyemiz var. Vestel'in yine kendisinin geliştirdiği kulaklık, Bluetooth kulaklık bu. Gayet güzel, şık görünüyor. Rengi birazcık enteresan bir renk seçilmiş. Tabe rengi diye geçer veya yani açık kahverengi gibi geçebilir diye geçebilir. Herkes sevmeyebilir ama seven de sever, bir şey diyemem. Bunun 200 küsür TL olduğu söyleniyor dışarıdaki satış fiyatı. Bunu bir kenara kaldırayım çünkü ana konumuz bu olmayacak. Telefonumuza bakalım. Güzel, şık bir kutusu var. Z20 yazıyor gördüğümüz gibi. Telefonun özelliklerine bakacak olursak kutuyu açmadan önce birazcık bilgi vermek istiyorum. Dual kameralı, arka yüzünde dual kamerası olan bir telefonumuz var. 16 megapiksel artı 5 megapiksel, 8 megapikselde ön kameramız bulunuyor. 4K video çekebiliyor, bu güzel bir ayrıntı bence. Telefonun Z20'nin özellikleri arasında yer alıyor. Full HD modunda ise 120 kare video çekebiliyor. Telefonun ekranı 5.65 inç ve ekran oranı ise 18:9, yani ince uzun bir telefonumuz var. Ekranın çözünürlüğü ise 1080x2160 Full HD Plus IPS olarak geçiyor. 3400 mAh, ampil, Android Oreo 8.0 işletim sistemi, Cat 6 LTE desteği, FM radyo, USB Type-C, parmak izi okuyucu ve Bluetooth 4.1 gibi özellikleri var. Hemen yine bakalım bu özelliklerden sonra hızlıca kutumuzu açalım artık. Sizi de bekletmeyelim daha fazla, yine şu küçük bıçağımızla. Şurada küçük bir çentik oluşturuyoruz. Kutumuzu açtık. Kutuyu açtık. Şimdi yine kutumuzun da kenarlarında bir şeylerimiz var. Bantlarımız var. Bu bantları da maşallah bayağı sağlam yapmışlar. Açmak için biraz uğraşmak gerekiyor. Evet, açtık. Kutudan çıkartıyoruz şu anda. Biraz zor çıkıyor. Evet. Heyecan dorukta. Açıyoruz ve açtık. Evet. Az önce söylediğim özellikleri burada bir sticker üzerinde yapıştırılmış. Görelim şöyle. Siz de buradan görebilirsiniz. İşte 8 çekirdekli işlemcimiz var. 5.65 inç ekran. 4 GB RAM. 64 GB dahili depolamamız var. 3400 mAh pilimiz. Qualcomm 3.0 hızlı şarjı destekliyor. 5 megapiksel. Pardon, 8 megapiksel flashlı ön kameramız var. Bunu söylemiştik zaten. USB Type-C bağlantımız var. Şöyle açalım. Bunu zaten kullanmayacağız. Gördüğünüz gibi gayet şık bir telefon. Arka yüzünde de işte 4K'sı vesairesi bunları anlatan bir sticker'ımız var. Bu son dönemde çok moda oldu arka yüzü böyle parlak. Altın rengi bu. Altın rengi olduğu için arka tarafı da böyle yanarlı dönerli olmuş. Parmak izi okuyucumuz var. Dual kameramız yine hemen üst kısmında, yanında da flaşımız mevcut. Az önce söylediğim gibi Type-C var. Yan yüzde SIM kart bağlantı yuvamız var. Üst tarafta da
yine. Kulaklık girişi üst tarafa konumlandırılmış. Enteresan bir şey olmuş bu. Şimdi yekpare gövdemiz var bu arada. Artık böyle artık telefonlar üretiliyor. Telefonumuzu bir kenara koyalım. Başka kutudan ne çıkıyor ona bakalım. Biliyor musunuz diye bir şey çıkmış. Burada ne varmış? Venüs telefonunuzun Vestel güvencesinde olduğunu söylüyor. Burada ne güzel. Burada güzel bir şey var. Hem ön yüz hem de arka yüz için korumalar var. Çok güzel. Yani bunları almaya uğraşmıyorsunuz. Ekran koruması hazır geliyor. Bir de bir tane böyle bezimiz var. Onu da çıkaralım kutudan. Ekranı silmek için böyle gözlük bezi gibi. Güzel düşün. Bunların düşünülmesi güzel olmuş. Hemen devam edelim. Burada da neler var? Sticker olduğunu söyleyen bir şeyimiz var. Bunları koyduk. Burada da kullanım nasıl Z20 darbe önleyici ekran koruyucu diyor. Bu ekran koruyucuların nasıl takılacağını anlatan bir kağıdımız var. Bu kağıt üzerinde de bunlara dikkat ederek kağıdımızı da kullanıyoruz. Adaptörümüz var. USB adaptör. Kutuda çıkan. Zaten standart olarak çıkıyor artık. Bir adet şeyi açmak için bu. Malum sim kart yuvası da açmak için kullanıyoruz. USB Type-C bağlantı kablomuz zaten burada çıkacak. Çıkıyor. Bir de neyimiz var? Kulaklığımız var. Beyaz bir kulaklık tercih edilmiş. Böyle şirin küçük bir kulaklığımız var. Burada başka bir şey var mı? Bakalım. Yok. Bu ne bu? Şurada da bir kullanım kılavuzumuz var. Böyle. İşte buradan da özelliklerine bakıyoruz. Vallahi şık bir telefon olmuş. Biz de 15-20 gün kullanacağız bunu. Kalacak bizde 15-20 gün. Şık bir telefon olmuş. Özellikle şu arka taraf son dönemde çok kullanılan bir tasarım anlayışı. Gayet başarılı olmuş. Hem bunu hem de kulaklığını da deneriz. Aslında kulaklığı çıkartalım hazır yapmışken diyelim. Hemen hızlıca onu da çıkartalım. Böylece nelerle bu kutuyu aldığınızda nelerle karşılaşacağınızı siz de görmüş olursunuz. Sürpriz olmaz en azından. Demek ki kutudan bu çıkıyor çıkıyormuş dersiniz. Kulaklığımızı açıyoruz. Yine şık bir tasarım. Oo çok güzel. Böyle diri gibi değil ama plastik gibi de böyle. Biraz böyle esneyebilen bir kılıf çıkıyor aynı renk. Oo. Çok şekil. Bakın. Vallahi güzel bir kulaklıkmış. Onu söyleyeyim ben. Şuralarında şöyle göstereyim. Açma kapama tuşları, sesi arttırma tuşu. Şu şekilde göstermiş olalım. Başka aksesuarlar diyor. İngilizce yazmışlar. Ne aksesuarı var bunun bakalım. Bir tane USB kablosu. Bu şarj için kullanılıyor muhtemelen. Bir tane de şarj biterse diye muhtemelen bu. Evet bakalım. Evet girişi var. Şarjı bitti. Ne yapacaksınız? Bazı cihazlarda bu yok mesela. Kullanamıyorsunuz cihazı. Bu iyi olmuş. Çift taraflı stereo jack. Bunu taktığınız zaman Bluetooth'un pili bitse bile kablolu olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Güzel olmuş. Bu iyi bir seçenek olmuş. İkisi beraber hediye olarak bu pakette geliyor. Tabii bu lansmana özel bir durum. Belki bunu 2 ay sonra bunu almak isterseniz böyle bir cihaz alamayabilirsiniz ama şu ikisini beraber şu anda 2099 TL'ye alabiliyorsunuz. Değer mi değmez mi? Yakında yaptığımız testlerde ortaya çıkacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize her türlü görüş, yorum, eleştirinizi de gerek bu videonun altına gerekse www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.